olayını belirleyen olay bu çok partili sisteme geçiş. Türkiye bunu asla kaldıramadı. Önce seçmenler seçim korkusuyla siyasileri değiştirdiler. Bak bakayım ilk siyasileri anlam Menderes bile ne kadar değişmiş. anlam Menderes en iyi örneği. Baştaki haliyle sondaki halinin alakası yok. Doğru diyorsun. Sonra bu yeni seçim korkusu Ecevit ve Demirel yol açtı. Biliyorsun Türkiye'deki e, ağzı, siyasi ağzı değiştiren kişi Demirel. Önceden şey konuşulurdu mıy 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 Halk arasında mıy mıy derlerdi. Aynen. Ne dedikleri belli olmuyor. Siyasiyle. <laughs> Demirel öyle değildi. Demirel girerdi. Dört <laughs> kiloluk şapkasıyla selamlaya selamlaya. <laughs> selamlaya selamlaya. Dümdüz konuşurdu adam. Yani köyden çıkmış gibi. Doğru diyorsun. Basit de. siyaset yapardı. O zamana evet. kadar aristokratların işiydi. Hatta evet. DP ilk seçimi kazandığında Demokrat Parti halka verdiği sözü yerine getirmiyor. yani. Halktan kişileri koymuyor ve vekil olarak meclise. Ve halktan tepki alıyor. Sonraki seçimlerde Halktan kişileri getiriyor. Yani abi arada okuma yazma adamlar var vekiller Aslında. Ya günümüzde Siyasi... bir pek iç açıcı durumda değil vekillerin hali de. İlk orada başlıyor. Ya değil de yani Hı -hı. ilk orada başlıyor. O zamana kadar Atatürk'ün olayı bu. Önce halkı geliştir, yani bu şeye getiriyor bizi. Hani yumurtadan önce kim çıktı sorusu var ya. Aynen, aynen. Onun gibi. Şimdi devlet mi halkı etki altına alması gerekir yoksa halk mı devleti şekillendirmesi gerekir? Sence? İşte bunun sorunun cevabı olmam lazım. Bu da bizi pek etik bir yere getirmiyor çünkü. Evet. Kimi çok kişi söyleyemiyor bunu. Ee, korkuyor çünkü demokrasi, antidemokratik olurum bunu söylersem diye. Ama olay aslında budur. Yani Türkiye'de 90'lara kadar, yani Sovyetlerin çöküşüne kadar Türkiye tek partili şeye gitmesi lazım. Tek partili sistemle. Tek partili sistemle gitmesi lazım. Ve tecrübe hep buraya getirir. Sadece Anca. Atatürk öngörülü olduğu için sadece en, öngörülü olduğu için Atatürk diğerlerine karşı ee, sevgi pıtırcıklığı yapmadı. Hayatın adam realist. Evet. Diğerleri sevgi pıtırcığı takıldı, demokrat takıldı. İşte en son 30 yılın en demokrat adamı kimdi? Tayyip Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Tayyip Erdoğan nasıl geldi? Nasıl geldi? Seçim paracı kalkacak, Avrupa'ya gireceğiz, aynen. Kürt kardeşlerim, cemaatçi kardeşlerim, gay kardeşlerim, şu kardeş, herkes kardeş abi. 20 yılın sonunda sor bakayım Tayyip Erdoğan'a Kenan Evren hakkında ne düşünüyor? Adam gibi adamdır diyecek. <laughs> Emin ol çünkü çünkü tecrübe seni oraya getiriyor. Tecrübe seni oraya getiriyor. Tek farkı şuydu siyasal İslamcıların. Tecrübe etmemişlerdi. Ve askerin tek şey farkı şuydu. Onlar da öngörüsel hareket ediyorlardı. Varsayıyorlardı. Şimdi 20 sene tecrübe ettik değil mi hepsini? Bütün uyarıları falan. Tecrübe ettik. Sonuç nereye getirdi bizi? Mustafa Kemal'in dediğine. Bugün Tayyip Erdoğan'a sorsan tek parti sisteme ne dersin? Eyvallah der. Anında yapalım. <laughs> anında yapalım der. Bugün sor bakayım cemaatler tarikatlar hakkında ne düşünüyorsun? Teker teker götürelim der. Aha bak Kuytul da <laughs> gidiyor şimdi. Gördün mü Adana Emniyet'in önünde toplandı. Tayyip Erdoğan'ı kafir ilan etmiş. Tabii, tabii, ne oldu şey abi ettim. ne değişti 20 senede? 20 senede de te tecrübe ettin. Tecrübe ettin. Zaten şeylerden... Şimdi soru şu. Şimdi soru şu. Sen de tecrübe ederek mi bir sonuca varmak daha böyle lider yapar seni? Yoksa öngörü yapıp öngörünün doğru çıkması mı? Gayet tabii öngörü yaparak yani. Ha geldik bir şeye daha. Peki halk bunu tecrübe edemeyince yani bunu hiç yaşamamış olsaydı da. Evet. Tayyip Erdoğan 2003'te seçildik şeyden sonra iktidara geldikten sonra 2002'den sonra anında FETÖ'ye karşı şey yapmış olsaydı. O zaman faşist hani, diyeyim, ki ilan FETÖ ilan Kaldırdı. Miydi? Ne ilan edecek abi? Yani faşist antidemokratik şeyi ilan Antidemokratik ilan edecek ne ilan din düşmanı. Ne kadar sürpriz evet, geliyor değil mi bize? Hiç bilmeyecektik ama alternatif bir realiti düşün. Bu yaşadıklarımızı hiç yaşamadığımız. Aynen öyle. Ya da bak bu yaşadıklarımızı hiç yaşamadığımız bir alternatif şey daha. İlker Başboğa diyorlar ki Kozmik Oda'ya girilecek. İlker Başboğa Tayyip Erdoğan'a gitmiş biliyorsun Kozmik Oda'ya Aynen. gireceği zaman. Evet. Böyle böyle bir şey var uyarmış. Diyelim ki İlker Başboğa bunu duyduktan sonra Tayyip Erdoğan diyecek ki Ya olsun ne olacak? İlker bu çıktı darbe yaptı veya muhtıra verdi. Sence nasıl anılacaktı? Darbeci şey işte yani o darbeci CIA ile olan bağlantılar ortaya çıkmasın our, diye Our boys did it olacaktı yine. Yani. Yok kozmik odaya girecektik. CIA ile olan bağlantısını öğrenecektik. Evet. O yüzden evet. darbe yaptı. Küfürler edecektik şimdi. Fethullahçılar şey olacaktı. Demokrasi şehitleri olacaktı veya işte hapiste olan Frel böyle olacaktı. Sence öyle olacak mıydı? Öyle olurdu tabii. Hiç bunları tecrübe etmeseydik 15 Temmuz olmamış olsaydı bu operasyonlar falan. 2011'de bul kendini. Fetullahçıların direkt darbe karşıtı gençler işte yok sivil bir şeyler falan e, örgütü bile vardı yani. İşte darbe evet. karşı yürüyorlardı şeyde. E, İstiklal Caddesi'nde falan. <laughs> evet. Darbelere Referandum için vesaire diye. Tabii tabii. Aynen dediğin gibi olacaktı. Ben bakış açısı olarak işte, onu soruyorum yani. Tecrübe ederek mi bir yere gelmek sence daha iyi? Yoksa kötü adam olmak mı? Varsayım üzerinden giderek. Varsın kötü adam olalım ama ülke daha iyi bir durumda olsun diyorsun yani. Ya işte bu da bizi getiriyor. Mustafa Kemal kötü ananlara. Değil mi? Kötü ananlara. Evet. E abi, ne yapsaydı abi? Şunu sıçıp batırıp şunu mu deseydi? Siz istediniz yaptık ne oldu? <laughs> Böyle mi deseydi adam? <laughs> Böyle mi deseydi? Ne, ne, diyecekti? Bir şey. Ne diyecekti abi? Şey mi diyecekti? Ondan ne istediğinizde vermedik mi diyecekti? Kandırıldık mı deseydi? Değil mi? Bu temel bir soru. Bu etik bir soru. Evet. İki, iki, iki ihtimal var. Ben o yüzden hep şunu diyorum. Bize kızanlara. işte Efe'ye falan kızanlara. Bu gençler özellikle. Siz de bizim gibi düşünüyorsunuz. Sadece bugün değil. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Siz Güzel de bizim doğru. gibi düşünüyorsunuz. Sadece bugün değil. Tecrübe etmediniz çünkü henüz. Tecrübe ettikten sonra geleceksin. Benim düşündüğümü düşüneceksin sen de. Çünkü ben de buraya e, gökten gelmedim bu fikre. Evet. Bak mesela Jahreil mesela adam geçen Twitter'dan aynı şeyi söyledi. Bu ülkenin muhalifinden de bir bok olmaz dedi adam. Haklı. <laughs> o kadar da muhalif adamdı biliyorsun. Aynen aynen severim ben. Ne yaptı? Sorsaydım mesela bir buçuk sene evvel bize şey derdi fazla aşırıcı derdi. Ne yaptı? Tecrübe etti. Aynı yere geldi. O <laughs> Zamandan beri o yine tecrübe ediyordu da e, son zamanlarda özellikle de bu e, şey bağımsız milletvekili e, olayına girdikten sonra da e, tabii siyasetin o pis yüzüyle acayip de uğraştılar tabii onunla. Ben şeyi tahmin ediyordum çünkü o kadar saat yayını olan birisi, o kadar artık hayatı kamera önünde olan birisi ee, o, o mutlaka bir şey bulurlar yani muhakkak onunla bir sataşılacaktı Yani ee, adamı şimdi her yerden e, vurmaya çalışıyor küfür yok eril dili yok twerk yaptı bilmem ne diye. <laughs> Evet. abi yani diyecek bir şey yok geçen bir şeysini dinledim şey ilan ettiler ee, Ebu Cehil ilan etmişler bunu aa tabi tabi onun uzun kaydı var 58 dakika mı ne şey yapamadım. Bir saat dinledi mi bilmiyorum ama konuşmuyor zaten kendisi çoğu yerde. Tabii başkaları işte yok uzman psikologum diyor bilmem ne. Yani... <laughs> ona çok güldüm zaten. Ya bir de şey aslında bak şöyle bir durum var işin acı yanı bu. Orada onunla konuşan insanlar aslında güya şey olan insanlar kalbur üstü olan insanlar. Yani anlatabiliyor evet. muyum? Köydeki bir şey değil. Mehmet Ağa değil yani. Veya e, hani benim oyum çobanın oyuyla bir, e, benim oyum çobanın oyuyla bir değil diyen yani oradaki çoban değil. Yani güya değil. bu insanlar şey olan insanlar. Yani konuşulabilecek heh, yani bu tarz insanlar ama e, görüyorsun yaklaşımı. Tabii 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 tabii. Dediğimiz noktaya geliyor yani biz bunları konuşuyoruz ya ben o yüzden dek, e, çok partili seçime şey yaptım çünkü bana göre bütün kötülüğün anası orada. Ve salt olarak şeyi suçlu bulmuyorum bu arada. Yani bazıları sırf Demokrat Parti yükleniyor ya sırf Menderes'e falan. Ben salt olarak onda suçu bulmuyorum. Yani sırf onda suçu bulmuyorum. Türkiye çok partili sisteme hazır bir ülke değildi. Değildi. Halk etki etti. Halk etki etti. Siyasetçileri değiştirdi. Değil mi? Hı hı. E, eski aristokrat tiplerin yerine işte Ecevit tarzı Demirel tarzı insanlar geldi ve Ecevit tarzı, Demirel tarzı, Türkeş tarzı insanlar da döndüğüne halkı şekillendirdi. Birbirlerini şekillendirme olayı var. Halk önce siyasetçiyi bozdu, sonra siyasetçi halkı daha da bozdu. Budur aslında işin özeti. Evet. Hiç öyle büyük analiz, büyük oyun falan kasmaya gerek yok. İşin özeti bu. Siyasetçi işini yapmıyor bu ülkede 100 yıldır. Çünkü seçilmeye bakıyor adam. Adam İçişleri Bakanıyım değil. ...şu şu partinin İçişleri Bakanı'yım diyor ben. Gerçekten öyle, evet. Yani bak bugün Türkiye'de bayağı bir... ...bu işte İstanbul Belediyesi'nin... ...yok metro şeyinden falan... ...hani en ufak gündemden bile... ...şunu fark ediyorsun... E, ...parti devlet gibi adeta olmuşuz. Yani e, kendi hesabını hareket edenlerle doluyuz. de Şeyin işini, devletin işini göreyim... E, ...görevimin gereğini yapayım... ...icraatını yapayım olayıyla yaklaşan yok yani seçim e, var abi sağ ben siyasetçi mi? de kızmıyorum siyasetçi de kızmıyorum o da seçim var düşünüyor seçim var. seçim var seçim var şimdi diyecekler ki salt e, tek parti olmak yani sırf tek parti olmak da mantıklı mı Elbette hayir dahil de anlattım Cumhuriyet Halk Partisi' de fazla e, eliterleşmişti. bu seferde şey başlıyor İşin komik yanı AKP bunun ikisinde yaşadı Bu arada ...fazla eliterleşmeye başlayınca bir rehavete kapılıyorsun. Niye? Çünkü seçim yok. Çünkü seçim... ...bu seferde seçim yok. Seçim yok bu seferde. Yani sen... ...karnı almayacaksın, not almayacaksın hiç. Bu biraz şey gibi. Eğitim sistemini tartışıyoruz ya... ...Finlandiya'ya örnek veriyor falan böyle. Finlandiya'da notlama yok. O yüzden baskı yok. Öğrenci sırf işine konsantre oluyor. Biraz onun gibi. Bu sefer de seçim... ...olmayınca hiçbir değerlendirmesi yok... ...siyasetçinin. Bu seferde rehavete kapılıyor. AKP'de olduğu gibi. AKP'de fark ne? Seçim var ama... Ee, ne olursa olsun kazanan bir Tayyip Erdoğan var. Yani her belediye seçim bile onun adıyla kazanıyor. Adam seçtiği belediye başkanını bilmiyor. Adam milletvekili seçtiği adamı bilmiyor. Ve milletvekili evet. belediye başkanı da bunun farkında. Evet, ben bir şey yapmadım ki seçildi. Evet. Ben bir şey yaparak seçilmedim ki diyor. Tayyip Erdoğan seçildi. Yani reis ne derse onu yaparım. Ona borçluyum. Bu bölgesel şeyi destekliyor musun? Ee, buna bölge dar bölge seçim sistemi deniliyor ya. Hani bir bölgeden sadece en çok oyu alan kişinin milletvekili çıktığı ve e, oradaki insanların bir şekilde temas edebileceği birinin olduğu sistemi? Bana yani sorarsan Türkiye'nin biliyorum biliyorum hı. Kıbrıs'ta da ben, benzeri bir sistem var. Ee, bana sorarsan benim fikrim tabii bu ütopik bir fikir uygulanacak bir şey değil. Türkiye'de hiç seçim yapılmaması gerekiyor. Türkiye'de hiç seçim yapılmaması hı hı. gerekiyor. 5-10 yıl boyunca en az. Çünkü daha aynı söyledik yani sen diyorsun ki seçimden ben de sana soruyorum ki kim oy veriyor? Evet. Yani bu biraz şeye dönecek felsefi bir soruya. Kim oy veriyor? Oy veren kişinin kendi fikri olduğu için mi oy veriyor? Kendisi öyle düşündüğü için mi oy veriyor? Bana sorarsan hayır. İyi bir medya gücün varsa istediğin her boka oy verdirebilirsin. Doğru biraz PR'dan anlıyorsun. İstediğin her şeyi oy verebilirsin. Sonuç olarak bu adamın bir siyasi görüşü bir fikri yok bir politik bir açısı yok. Adama birisi diyor ki oy vereceksin tamam abi diyor. E demokrasi nasıl, nasıl bir demokrasi? Şey örneği verdik ya da yine. 10 sene olan partiler şimdi 180 derece dönmüş. Seçmen Aynen. hala oy veriyor. Ve evet. e bu seçmenin neyine güvenip oy vereceksin ki? Bunu oy verdirici, pardon. Oy verdireceksin. Bunu yaşamayanlar da var biraz. Yani şöyle e, hani şimdi MHP mesela işte zamanda muhalifti, sonradan şu anda işte AKP ile yan yana duruyor ittifak Cumhuriyet halinde, farkı. ittifak halinde falan. Şimdi aslında bu bahsettiğin hadiseyi yaşamayan baya bir seçmen de var. Yani MHP'den işte baya kopan. O zaman yine benim, de benim dediğim işte tecrübe konusuna geliyoruz. Evet. <laughs> yine aynı yere geliyoruz abi. Tecrübe <laughs> konusuna geliyoruz. Daha ne dedim sana? Sayın nursicilikle birbirini suçlayan iki parti. Birbirleriyle yarışan iki parti. Bugün benzeri var. Bugün bir FETÖ'cülükle suçluyorlar birbirlerini. Şeyh Said'i anıyorlar. Ne bileyim Yılmaz Güney'i anıyorlar. Anıyorlar da anıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Aynen. O için. O için onu, o adam buna inanmıyor. Yani evet. AK Parti de buna inanmıyor. İnan bana. Yani AKP evet. içerisinde bile şu anda bütün çoğu cemaate e şey karşı planları var. Yani Süleymancıları kaldıracaklar mesela. Fırsat kovuyorlar. Onların tabii biraz bahanesi de oluştu. Bir İyi Parti'ye falan destek verdiler bir seçimde. Ee, ya şu an e, radikal yani işi siz de tarikat olaylarına karşı Dayı Erdoğan bakış açısı bilmiyorum çünkü tanımıyorum kendisini. Emin ol %99 çoğu radikal Kemalisten daha karşıttır şu an. O nokta değildir bence ya. Çünkü Ya o inan bana bir... neden? Neden? Çünkü kendi iktidarına <laughs> hedef aldı bir tarikat. Hmm. Bunu tecrübe etti. Dolaylı olarak hemen ardından en güçlü olanlar. Adnan Oktar olsun, işte bu Kuytul cemaatleri olsun, bu Selefiler olsun. E, Cübbeli hemen olayı anladı. Cübbeli iyi siyasetçidir bak. Cübbeli iyi siyaset okur. Yani dini olaya bakma iyi siyaset okur. Hemen Onun çıktı şey, kanallara. Şey, ne dedi biliyor var. musun? Ha, ne dedi? Ne dedi, Ne çıktı kanallara çıkıp? Dedi ki, tarikatlar dedi silah depoluyor dedi. Ha, evet, selefi cemaatler falan. Selefi tarikatlar dedi. silah depo. Silahlar nereden geliyor? Bunlar işte 15 Temmuz'da kayıp olan silahlar denilenler işte. Hmm. Bunlar o silahlar çıktı bunu söyledi. Ee, bunu niye söyledi? Kendini baştan garantiye aldı. Evet. İyi siyaset okuyor çünkü. Çünkü Sizin yarın bir gün... mesajı o ee... değil mi? Tabii şöyle. E, yukarıya mesajı veriyor. Çünkü köprü geçene kadar eşeğe dayı mı olayı var ya. Yani. Biraz o var. Biraz o var. Şu an menzil var mesela hedefte. Ne olduğunu herkes biliyor ama kimse bir şey söylemiyor. Adalet Bakanlığı'nda mesela bazı tarikatlar var. Onlara üyeysen senin davan bile görülmüyor. Adalet Bakanlığı'nda davan bile görülmüyor senin kaldırılıyor. Yani bunun bu şeylerin şakası yok yani. Dolaylı olarak da bu da bizi getiriyor tecrübe etmeye. Bakıyorsun ki bir Metin Feyzoğlu bir Doğu Perinçek, hı hı. alakasız adamlar radikal Erdoğancı birden Bilker bu. Sonra yine kavgetler ama Tayyip Erdoğan övdü bir dönem. Niye? Evet. Çünkü bu insanların hiçbiri demokrasi inanmıyor. Bunu açık söyleyeyim sana. Kimse Besim Tibuk söyledi bunu. <laughs> Besim Tibuk söyledi bunu abi. Bir de Celal Şengör. Hiç kimse demokrasi inanmıyor. İstedikleri bir yer mesela Metin Feyzoğlu yargıda reform istiyor biliyorsun. Bu yargıda reform davası var ya Tayyip Erdoğan sürekli bahsediyor falan. Onun fikri değil o. Metin Feyzoğlu'nun o iş. Metin Feyzoğlu bunu kesinlikle geçiremezdi bir şekilde. Niye? Parti kurman lazım. Hadi olmadı bir partiyle anlaşman lazım. Sen parti olacağını da, oy alacağını da, millete tanıtacağını da, kurumlardan geçireceğin de. Ondan sonra bir işi şey yapacaksın. Yeni yargı reformu yapacaksın. Mümkün değil. Nasıl mümkün ama? Nasıl mümkün olabilir? Tayyip Erdoğan gibi bu işin anahtarını elde tutan, salt oy alan birisi, salt güçlü olan birisi. E diyeceksin Metin Baba, siz kavga ettiniz ya. Hani demokrasiye şu bu. Adam sana diyecek biliyor musun? Argo söyleyeceğim. Sikerler demokrasi diyecek sana. Başlatma demokrasi diyecek sana? Bu ne anlar diyecek reformdan? Ben gideceğim car 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 reform anlatacağım. Reform yapam ref Kimse bana oy vermez diyecek. Ama Tayyip Erdoğan'a gidip e, biat edersem istediğimi geçiririm. İstediğimi geçirir Tayyip Erdoğan. Bu. Bu abi. Sonra diyorlar ki ya çok sevdiğimiz adamlar gittiler e, e yanına. Yiğit Bulut'u kim çıkardı abi? Yiğit sen mi çıkardın? Ben mi çıkardım? Yiğit Bulut'u ekşi sözlük çıkardı. Yiğit Bulut eksi sözlük övdü, muhalifler övdü. Bunda Yiğit Bulut kapışır. için ölüyorlardı ya, ölüyorlardı. Sarı saçlı, mavi gözlüm diyor. Yiğit Bulut için ölüyordu bir kitle. Tam beyaz Türk böyle. <laughs> Tabii çıkıyordu oradan şey eleştiriyordu. AKP'nin özelleştirme politikaları falan vardı mi? 2007-2008 evet. araları. Bunlara giydiriyordu, giydiriyordu, giydiriyordu. Eksi sözlük adam için ölüyorlardı ya. Yiğit Bulut için Yiğit Bulut için ölüyorlardı muhalifler. Ne oldu şimdi? Adam yanaştıkça da şişti. Adam diyor ki, abi adam diyor ki telekineziyle İran'dan diyor düşüncelerimizi etkiliyorlar. <laughs> Böyle bir danışman var şu anda Ankara'da oturuyor ve devlet üzerinde etkisi var adamın. Ve maaş alıyor yani bunları söylüyor. Maaş keşke bir tek maaş olsa. Maaşın sözüm <laughs> yok. Keşke bir maaş olsa sen biliyorsun. Bir tek maaş yok o adamın vardır birkaç yüz milyon dolara. E, enteresan değil mi? Bu da bizi şeye getiriyor. Hani demokrattınız abi? Zaten şimdi çözüm sürecine gireceğiz. Herkes görecek orada. Evet. Yani temel etik bir soru sorsun herkes kendine. Ben gerçekten demokrat mıyım? Yoksa sadece demokrat olmak istiyor muyum? Bunu bir sorsun herkes kendine. Evet. Çünkü geleceği sonuç hiç beğenmeyeceği bir sonuç olacaktır. Aynen. Niye? Bunun temeli de nerede? İşte döndük dolaştık yine. Türkiye'nin çok partili seçime geçişi.